Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda masalların en tontiş tiplemelerinden bir tanesi olan yumurta adam Humpty Dumpty yapacağız efendim. Ama benim tarzımda. Ben malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Yani burada figür hamurum var. Ama eğer figür hamurunuz yoksa kaplama hamuru da yapabilirsiniz. Ama kaplama hamurun içerisine Tylos C koymanız gerekiyor ki çabuk sertleşsin diye. Bunu biraz yumurta şeklinde alıyorum. Bakın elde edip üçgen. Şöyle yumurta şeklinde aldım. Tamam mı? Şöyle koydum. Şimdi ilk önce şu gözlerin orasını halletmemiz gerekiyor. Bu tontişin gözleri birazcık şöyle aşağıda olacak. Yuvarlak uçlu, silikon uçlu herhangi bir modelleme ekipmanınızla ama çok küçük değil bakın birazcık büyük. Şöyle bir buradan pıt. Bir buradan pıt yaptım. Bu ikisinin birbirine paralel olmasına özen gösteriyorsunuz, tamam mı? Şöyle şirin bir tip yapacağız. Sonra parmaklarımla bunu birazcık şöyle genişletelim. Biliyorsunuz her zamanki gibi tırnaklarımın kusuruna bakmıyorsunuz çünkü gıda boyası geçmiyor. Bu gözlerinin yuvalarını yaptım. Tamam mı? Ardından şimdi burnunu yapacağız ama burnunu ben ekstra bir malzemeyle yapmak istiyorum. Şöyle yine figür hamurumuzdan topçik diye bir şey aldım. Şöyle üstünü tırnağım kenara gelecek şekilde incelttim. Bakın yağmur damlası gibi oldu. Azıcık su aldım. Suyla yapıştırıyorum. Biraz daha gözlerin oraya doğru çünkü biraz deforme bir karakter. Şöyle bir malzemem var. Bunu hobi malzemesi satan her yerde bulabilirsiniz. Ucunu suyla şöyle geçirdim ve kenarlarını öyle sürterek bütünleştiriyorum. Parmağımı da geçirelim ki birleşim yerleri belli olmasın diye. Şöyle kenarlardan bakın. Hep kenarını kullanıyorum. Burnunun altına da dört bir kenarını pıt 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 yaptım. Ve parmaklarımı geçirip burnunu bütünleştirdim. Ardından ne yapıyorum? Herhangi bir iğneyle olabilir veya sivri uçlu bir silikon modelleme ekipmanıyla olabilir. Ben genellikle iğne kullanmaya özen gösteriyorum. Çuvaldız da kullanabilirsiniz. Burnunun sol tarafından böyle soktum. Dışarı doğru o yaptım ve aşağı indim. Burnunun buradan sağ tarafından soktum. Dışarı doğru sağ tarafa doğru o yaptım. Ve aşağı doğru indim. Şimdi burnunu biraz daha belirginleştirmek istiyorum. O yüzden ucu küt olan bir modelleme ekipmanımla şöyle C harfi yaptım. C harfi. Sonra bu tarafa geldim. Bunun etrafından bir C harfi yaptım. Biraz daha belirginleştirdim burnunu. Tamam mı? Ardından ucu yuvarlak olan şöyle göstereyim. Bir modelleme ekipmanıyla bakın çok büyük değil. Hemen burnunun şu kısmını yaptım. Geniş tarafını aldım. Yukarı doğru pıt yaptım. Sonra bu tarafa geldim. Soru işaretinin tepesi gibi pıt yaptım. Ardından daha geniş yuvarlak bir ekipmanımla yukarı doğru onu uzattım. Eğer ki çok kalkık olduysa elinizle alıyorsunuz ve şurasını şöyle aşağı doğru bakın. Böyle böyle getirdim. Ve burnunun ucunu biraz daha pompikleştirdim. Gördünüz mü? Çok tatlı olmaya başlamadı mı? Gerçekten çok tatlı. Gözlerine başlamadan bir yanaklarını oturtturmak istiyorum. Bakın yanakları aşağıdan yukarı doğru geldi. Aşağıdan yukarı doğru geldim. Ve parmaklarımla böyle yumuşatıyorum. Ve yanaklarını biraz daha havaya kaldırmak istiyorum. Kaldırdım. Ama bu bana yetmiyor. O yüzden biraz daha yanak yapacağız. Bakın yuvarlak aldım. Bir tane daha ona eşit bir yuvarlak alalım. Alıyorum. Pürüzsüz olsun. Tamam aşağı yukarı aynı.
Su getirdim. Su. Su bizim yapıştırıcı gücümüz. Şuralara biraz daha aşağı doğru. Şöyle yapıştırdım. Sonra yine bu ekipmanımı alıyorum. Bu seramik falan yapılan yerlerde de bulabilirsiniz. Ya Eminönü'nde de var. Aldım. Kenarlarından sürükleyerek bunu yapıyorum şimdi. Şimdi gözlerine yapıştıralım. Şöyle aldım. İçlerine birazcık su sürdüm. İki tane topum var. Beyaz. Tamam mı? Şöyle yapıştırdım. Şu bir tık büyükmüş. Bunu bir tık küçültelim. Aldım. Ve yapıştırdım. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Gözlerini boyamadan önce. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ağzı var bu çocuğun tabii ki, değil mi? Ağzı için sivri uçlu bir modelleme ekipmanı ama lütfen silikon olsun. Bu benimkisi birazcık sert ama isterseniz bunların yumuşakları da var veya her yerden de zaten temin edebilirsiniz. Şimdi dudakları için bir buraya pıt yaptım. Bir buraya pıt yaptım. İkisi birbirine paralel. Tamam ama normal bir dudak yapmayacağız bunu. Bunun dudağın şekli şöyle geliyor. Yukarı doğru çıktı. Bakın böyle böyle geldi. Yukarı çıktı. Sonra tekrar aşağı doğru indim ve tekrar yukarı doğru çıktım. Bakın değişik bir dudak yapısı. Sonra bunu biraz daha bastırıyorum. Sağdan sola. Soldan sağa doğru. Birazcık daha bastırıyorum. İsterseniz kretuarla da bastırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şu aşağıya doğru yapalım birazcık. Gotik bir tip yapalım bunu. Şöyle dudaklarını ön plana çıkartalım. Şimdi dudağını biraz daha öne çıkartalım. Ne yapıyorum? Küçük değil, biraz daha büyük yuvarlak uçlu modelleme ekipmanımla dudağın altına U yapıyorum. Ters U yaptım. Sonra birazcık yumuşattım. Bakın U. Güzel oldu. Ama ben birazcık çenesi çıkık olsun istiyorum. Buradan eğer ki çıkartamıyorsanız ekstradan bir hamur daha koyabilirsiniz. Bunu biraz genişlettim. Yine suyumu aldım. Aynı yanakları gibi çene olarak bunu yine yapıştıracağız şimdi. Bakın kenarlardan ana ürünümüze böyle böyle yapıştırıyoruz şimdi. Şu kenarları için şöyle uzun şuralar iki tane hamurumu aldım ve uzattım onları. Şuralara şöyle geldim. Bakın ilk önce sonra şöyle bükelim. Aptik bir şey olsun. Getirdim. Şöyle büktüm. Şimdi bunu da tekrardan buraya bütünleştiriyoruz. Artık bütünleştirmeyi öğrendik. Ama bu aletinizden yoksa sivri uçlu bir modelleme ekipmanıyla böyle uzatarak yapabilirsiniz. Yuvarlak uçluyla yapabilirsiniz. Tabii ki bu işimizi, bu malzeme işimizi birazcık kolaylaştırıyor. Çok da pahalı bir şey değil. O yüzden her yerden de bütün işte sanatsal malzeme satan her yerden bulabileceğiniz bir malzeme. Şimdi bunları bütünleştirdim. Elime su alıyorum. Ve şunları biraz daha pürüzsüzleştirdim. Ardından tabii bu bir masal kahramanı. Şu parmaklarımı böyle yaptım. Ve şuradan yukarı doğru çıkıyorum. Bakın ucunu da sivriltiyorum böylelikle. Geldim. Şimdi bu tarafını da yapacağım. Geldim. Hop. Bakın dışarıdan içeri. Dışarıdan içeri. Geldim. Şuralarını bakın ayrıldı. Hemen suyla onu da bütünleştirebiliriz. Nasıl oluyor ama? Çok tatlı değil mi? Şimdi çuvaldızla ne yapıyorum? Bu kenarlardan bunu şöyle şöyle çizikler atıyorum. Çok hafif, bakın çok hafif. Böyle böyle. Sanki bir
tüy dokunuyormuş gibi. Bu kenarına da attım. Bunlar birazdan boyadığımızda çok güzel desen verecek. Aldım, boyadım. Bir de çenesini hafif, çok azıcık minnoş minnoş yaptık. Şuralarını, şunu da yapmak istiyorum. Yanağının içine çuvaldızı veya iğnenizi soktunuz, hafif kaldırdık. Soktuk, hafif kaldırdık. Tamam mı? Biraz daha bile kaldırabiliriz. Şu dudağını belirginleştirmek için. Şu kısmını, ortasını, yukarıya doğruydu bu. Bozmayalım onu. Gözleri demin çok büyük geldi bana. Ben o yüzden yarısı kadar daha küçülttüm. Bakın çok daha hoş durduğuna inanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Paletimiz var. Burada mavi jel boyamız var ama sıvı boya da kullanabilirsiniz. Ben genellikle sıvı boya kullanıyorum. Fırçamı aldım. Şöyle paletime koyduğum jel boyamı. Fırçamızı şöyle bir temizleyelim. Çok koyu renk olsun istemiyorum. Paletimi aldım. Suyla çözdürüyorum. Güzel. İsterseniz duyla böyle eşit şekilde koyup içini de boyayabilirsiniz. Ama çok mükemmel yuvarlak yapmasanız da olur. Çok da büyük dert değil yani. Yuvarlak. Aldım ama çok küçük yapmayacağım. Çünkü sevimli bir karakter. İki tarafına da eşit yuvarlak çizdim. Şimdi bir tık daha aynı boya ama sulandırmadan şu sol tarafına azıcık C yaptım. Tamam mı? Sonra fırçamı temizledim. Ve buradaki daha koyu olanı açık renge yediriyorum. Sadece sol taraf bakın. Çünkü ışık tek bir yerden gelir. Şuraya fırçam dokunmuştu. O yüzden orası öyle kalsın. Hatta onu birazcık suyla şöyle alalım. Kurtaralım o kısmı birazcık. Şimdi ne yapıyorum? Daha ince bir fırçamla siyahımı aldım. Ve tam ortasını, bakın çok ince. Bu 3-0 uçlu bir fırça. Tam ortasından yuvarlak siyah çiziyorum iki tarafa da. Bakın hep bir tanesini yapın. Ondan sonra ötekisine bakarak referans alarak yapın. Tamam mı? Yoksa ikisi de eşit olmayabilir veya kısa yollu duy böyle hafif duy basıp onları da kullanabilirsiniz. Sonra bu mavilerin etrafını da hafif bir siyahla şöyle geçiriyorum. Bakın sadece fırçamın ucu değiyor. Sadece fırçamın ucu değiyor. Döndürdüm. Eğer zor gelirse böyle benim gibi döndürebilirsiniz üstünü yapmakta. Şeftali rengim var burada. Tamam, ben bu tüp olanları çok fazla kullanıyorum. Fırçamı suya batırdım. Şöyle paletimi kenara aldım. Şöyle suyumuzu alalım. Paletimle, şimdi şeftali rengi ten rengine en yakın olduğu için onu kullanmaya özen gösteriyorum genelde ben. Şimdi bu kısımlara alıyorum. Şeftalimi alıyorum. Şu dudaklarının kenarları, dudağının içi, dudağının üstü, hafif, bakın çenesi, girip planda kalan her yere, şimdi sürdüm. Bakın girişi güzel. Sonra suyumu aldım ve bunu dağıtıyorum. Baktınız boya oldu, biraz daha su alabilirsiniz. Şöyle, yani bunun içi. Bütün dağıtıyoruz şimdi. Fazla geldiği yeri peçetemizle şöyle pıtı pıtı yapıyoruz. Pıtı 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 pıtı. Fazla yerlerden şöyle alıyorum. Şuraya da hafif verebilirmişim. Belki bu taraflara da verebiliriz. Şimdi biraz daha tarçın rengine geliyorum. Toz tarçın rengim var. Bakın. En sevdiğim. Baharat olarak da bayılıyorum. Boy olarak da bayılıyorum. Aldım. Kahverengi olarak şuraya, buraya, gözlerinin altına biraz daha
Gotikleştiriyoruz şimdi bu çocuğumuzu. Aldım. Burnunu ve şu ağzının lip kısımlarına hafif sürdüm. Sonra ne yapıyorum? Bunu da çok suyla değil, az suyla hafif hafif yaydırıyoruz şimdi. Bütün göz çevresine. Bu sert yerlerimizi daha yaşanılabilir kılıyoruz, tamam mı? Aldım. Elimizle böyle müdahale yapabiliriz. Şöyle geçişleri çok daha rahat olacaktır o zaman. Şu dudağını hafif ve azıcık çenesini azıcık şöyle yaptım. Şimdi bir ton daha koyuya geçiyoruz. Tamam mı? Ne yapıyorum? Böyle mis gibi çikolata kahvesi var. Aldım. Tam yüzünün şu çevresine azıcık. Azıcık ve dudaklarının kenarına azıcık sürdüm. Şimdi gördünüz. Ama ne yapıyorum? Tabii ki bunu yine suya. Bu su hiçbir şey yapmaz. Merak etmeyin. Pom 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 yapıyorum. Ve dağıtıyorum bunu. Bak, dağıtıyorum. Hafif böyle tatlımsak bir renk verdi. Eğer ki fırça izleriniz çok belirginse lütfen parmağınızla veya bir peçeteyle, mendil yardımıyla sert hatlarımızı lütfen yumuşatalım. Burnumda birazcık. Bakın gördünüz mü? Fırça çok belli oluyor. Ben elimi birazcık ıslattım. Şöyle geçiriyorum şimdi onu. Şu belki yanağının altına da azıcık belirginleştirelim. Daha pembemsi bir toz boyamla yumuşak ve far fırçalarını falan kullanabilirsiniz. Ama tabii daha önce far kullanmamış olun. Tamam mı? Böyle aldım. Bu da Old Rose denilen bir renk. Yani eski gül. Aldım. Bakın yanakların üstüne pom 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 yapıyoruz. Biraz yoğun veriyorum. Çünkü böyle gotik bir, tam benim tarzım bir karakter olmasını istiyorum. Burnuna da verelim. Şöyle pompik pompik yapıyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlış değil mi? Burnuna. Harika oldu. Hatta şu önüne de şöyle şöyle. Bakın küçücük bir boya efekti nasıl bir anda değiştiriyor her şeyi, değil mi? Bak. Aldım. Mis gibi oldu. Şimdi son kafasıyla ilgili tarçın rengimi alıyorum. Şöyle şuraya birazcık, çünkü çok kopuk olmasın, şuralarına hafif bir renk veriyorum. Çünkü bunun saçı yok. Şapka yapacağız buna birazdan. Şapka yapacağız. Tarçın rengimizle şu kenarlardan azıcık renk verelim bakalım. Şimdi şöyle bir çöp şişimi ıslatıyorum suyla. Bunu kaymaması için yapıyoruz. Tam şu ortadan bu bir strafor kapladım. Ondan sonra bakalım geçireceğimiz kadar şöyle bir yerleştirelim. Çok da dışına çıkmasını istemiyorum. O yüzden böyle kestim. Üstten de tutuyorum. Tamam ki kimsenin gözünü çıkartmayın. Tekrardan ıslattım. Ondan sonra şu arka kısımdan aldım. Ve dikkatlice koydum. İki tane beyaz topçiğim var. Bunları şöyle avucumun içiyle yumuşatıyorum. Yumuşattım. Tamam mı? Ne yapıyorum? Elim açılı bir şekilde soldan sağa doğru. Eğer sağlaksanız tabii. Solaksanız da sağdan sola doğru. Ben iki elimi kullanıyorum. Aldım. Bunları uzatıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Baktım ama çok uzun geldi bana bu. O zaman ne yapıyorum? Şöyle kestim. Bunu da bununla eşit boya getirdim. Şurasını çok kalın istemiyorum. O yüzden biraz daha ikisini de inceltelim. Bakın şöyle getirdim. Şimdi ne yapıyoruz?
Şuradan küçücük bir ayak yapacağım. Tabii bu deforme bir karakter tabii. Serçe parmağımın sağ tarafıyla ileri geri yaptım. Sonra işaret parmağımı aldım. Şu kısmındaki pompikliği düzelttim. Bakın. Gördünüz mü? Sonra ayağının topuk kısmını bırakarak şuraya hafif bastırdım, sonra yandan. Hafif bastırdım, sonra yandan. Ve böylelikle hafif bir topuğu çıktı. Gördünüz mü? Mis gibi. Sonra topuğu yukarıda bir şekilde koydum. Dizinin arka kısmı için yine ileri geri, ileri geri yaptım. Şöyle bir ayağını çıkardım. Şimdi dizini çıkartmak istiyorum. Şimdi şöyle otursun bu. Oturuyor zaten. Mantı kapatır gibi şöyle birbirine doğru ittirdim. Birbirine doğru ittirdim. Bakın. Çok tatlış oldu. Şimdi öteki ayağımız için de aynısını yapalım. Ayaklarımızı yaptık. Ne yapıyorum? Alt kısmını ıslattım. Yapıştıracağım yeri. Ve şu kısmını şöyle incelttim. Bunun alta doğru. Ama bu ayakları böyle dışarı doğru gelsin. Tamam mı? Bunu da aynı şekilde ıslattım. Bunu da getirdim. Bunu da dizleri birbirine doğru baksın. Ayaklarını böyle dışarı doğru alalım. Böyle çok aptik bir karakter çünkü. Gördünüz mü? Mis gibi. Diyoruz. Ayakkabı varmış gibi ayağını şöyle şöyle dikkatlice. İsterseniz bunu yerleştirmeden önce de yapabilirsiniz. Ben yerleştirdikten sonra yapıyorum. Genellikle ki biraz sakar bir insanımdır. Elim kolum her tarafa bulaşabilir. Şöyle ayakkabı varmış gibi detaylıca boyayalım şimdi. Önce küçük bir yelek yapacağız iç kısmına. Ne yapıyorum bunun için? Şöyle dikdörtgen bir biçimde bordo jel boyayla renklendirdiğim hamurumu aldım. Çok kalın değil zaten bakın. Arası çok dar. O yüzden de çok kalın yapmamaya özen göstereceğim. Aldım. Bunu dikdörtgenimsi şöyle çapraz yaptım. Gördünüz mü? Şöyle üst üste getireceğim çünkü bunu. Bunu bir kenara koydum. Fakat katman katman gideceğiz. Şimdi en altında bu kenarda beklesin. En altında gömleğimiz var. Şöyle üçgen şeklinde çıkmasını istiyorum. O yüzden de bir şöyle bir de bu tarafa doğru daha uzun bir üçgen yaptım. Hadi bu tarafa da yapalım. Bakın. Aldım. Şöyle bir üçgen yaptım. Eğer ki aynısını kesmekte zorlanırsanız bunu alın. Böyle. Bu taraftan üstünden geçip gayet aynısını kesebilirsiniz. Şunları kenara koyduk. Bakın gördünüz mü? Şu uç kısmını birazcık sivriltmek istiyorum. Ve parmaklarımla biraz inceltmek istiyorum. Onun için de böyle böyle bastırdım. Biraz da sivriltelim. Aldım. Şimdi ne yapıyorum? Bunların arka kısmını suyla ıslattım. Ve bunu şöyle arkaya doğru geçirdim ve şöyle gömleğinin uç kısmını kıvırdım. Bunu da aldım. Arka kısmını ıslattım. Bunu getirdim. Şöyle hani şey yapmıştık ya, şu ekipmanı kullanmıştık. Uçları şöyle kıvırabilirsiniz ve aşağı kısmını biraz da çuvaldızla veya iğneyle yapıştırıyorum ki sonradan çıkma gibi bir şey olmasın. Şimdi baktım burada yelek yerine koyacağım yer çok dar. O yüzden de bu demin kestiğim minnoş hamurumu küçültüyorum. Ne yaptım? İlk önce şu pembeyi aldım. Bu ekipmanımın yardımıyla veya başka bir ekipman da kullanabilirsiniz tabii ki hangisiyle rahat edecekseniz. Bir bunu getirdim. Sonra bunu aldım. Arkasını ıslattım. Şöyle bunun üstüne doğru getirdim. Ve buna şöyle yapıştırıyorum. Ceketi için ne yapıyorum? Şöyle uzun açtım. Denizci mavisi jel boya ile renklendirdiğim hamurumu
şöyle bir dik, hani uzun uzun açtım, sonra dikdörtgen şeklinde şöyle kesiyorum. Bunları, şu fazlalıkları aldık. Şunu bir getirelim şöyle. Gel çocuğum. Gel çocuğum. İlk önce bir bakıyorum. Bunu dolaşıyor mu? Ha, dolaşıyor dedim. Tamam mı? Dolaşıyor dedim. Alıyorum. Bunun arkasını suyla ıslatıyoruz. Ve tam ortasından arkadan başlıyorum. Şöyle getirdim. Bakın. Şunu da getirdim. Uç kısmını birazcık açıyorum. Şurası hatta birazcık uzun bile oldu. Bunu makasla bile kesebilirmişiz. Hatta şöyle yapalım. Şu kısmı çok uzun geldi. Elinize dikkat ederek makasla veya palçatayla bunu kesebilirsiniz. Daha açık bir mavi olan incecik açtığım hamurumu aldım. Buna böyle bir papyon yapacağız. Ablaları, abileri. Böyle getirdim. Çok da uzun olmasına gerek yok. Ne yapıyorum? Hatta bir tık daha bile kısa kesebilirim. Bu dikdörtgenimin kenarlarını inceltiyorum. Bakın parmaklarımla incelttim. Sonra ne yapıyorum? Bir içeri bir dışarı şöyle şöyle getirdim. Bakın tam ortasından şöyle koydum, hafif bir sıkıp sonra aldım. Şunu şöyle yaptım. Küçük bir dikdörtgenim var. Bunu alıyorum. Bunun ortasından şöyle geçirdim. İsterseniz iğne yardımıyla onu biraz daha şekilli şüküllü yapabilirsiniz. Şu kısımlarını biraz açalım. Ve bunu şuraya yapıştırıyoruz. Elleri için iki tane ceketinin renginde hamurum var. Topçikler. Bunu uzatıyoruz. İkisini de uzatacağız. Sonra bakıyorum. Ellerin çok uzun olmasını istemiyorum. Şöyle yaptım. Dizlerinde yaptığımız gibi yana kıvırdık. Mantı kapatır gibi. Şöyle dirseğini yaptık. Ardından tam ellerinin geleceği yere yuvarlak bir modelleme ekipmanını açtım. Ve bunları da şimdi gövdesinin bir sağ bir sol tarafına suyla yapıştırıyoruz. Şimdi eli için bir tane topçiğimiz var. Bunu şu ucunu bir ileri geri yaptım. Bileğini çıkarttım. Şöyle bastırdım. Ve tezgahın üstüne koydum. Şimdi şu kretuarımız var. Ne yapıyorum? 15 derecelik bir açıyla şöyle kestim. Ve 90 derecelik açıyla böyle kestim. Arasındaki üçgeni aldım. Ve bakın baş parmağı. Bunu ileri geri yapıyorum. Kenarlarını böyle yumuşattım ve elini uzattım. Koydum. Tam ortasından bir kestim. Sonra bunun ortasından kestim. İyicene dibe batırdım. Sonra bunun ortasından kestim. Sonra parmacıklarını bu çocuğumuzun ileri geri yaparak yumuşatıyoruz. Fakat bileğine ihtiyacım yok. Bileğinden geçtik. Alıyorum ve yerleştiriyorum. Bunun tam tersinde bakın baş parmaklar birbirine bakacak şekilde yapıp öteki elinde yapıp yerleştiriyoruz. Uzun şapkası kaldı. Ne yapıyorum? Şöyle bir çöp şişim var. Onu yine ıslattım. Şöyle çaprazından şöyle bir batırdım. Tabii bu çok uzun. Birazcık şöyle keselim. Orada hayatta devam etsin. Sonra ne yapıyoruz? Şöyle yuvarlak mavi olabilir. Bunu sonradan mesela siyah da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aldım. Bunu altını yine ıslattım. Baktım. Bu tam bu çöpümüzün oradan şöyle yukarı doğru bir yerleştirdik. Ardından ne yapıyoruz? Tepesi var. Tamam mı? Bu yuvarlağımı aldım. Ellerim aşağıya doğru bir şekilde getirdim. Bakın. İleri geri yaptım. Yumurta gibi yaptım. Fakat tepesinin düz olmasını istiyorum. O zaman bunu şöyle şöyle çevirdik.
Eğer ki tam düz olmadıysa sivri bir falçatanızla veya klitorinizle yavaş yavaş şöyle kesiyoruz. Ve bunu tekrardan yuvarlatıyorum. Şu dip kısmını da şöyle hafif keselim. Bakın çok bastırmadan yavaş yavaş. Ve burasını tekrardan şöyle incelttim. Çubuğumuzu ıslattık. Ve bunu şöyle geçirdik. Kenarlarını birazcık sivri yapalım. Mis gibi. Şöyle beyaz bir demin açtığım hamurdan kalan şöyle bir dikdörtgenimsi bir yavrucağımız var. Bunu da etrafından şöyle geçirdim. Buradaki beyazımızı da çözdürdüğümüz altın rengimizi boyuyoruz. Efendim şimdiden elinize kolunuza sağlık. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.